Efendim merhabalar, ben Okan Ateş, haber bülteniyle tekrar karşınızdayız. Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirildi. Ayrıntıları Esra Nehir aktaracak bizlere. Esra. Evet, dışişlerinden de yeni bir açıklama geldi. Hemen onu da aktaralım. Türk ve Katar istihbaratlarının ortak çalışması sonucunda 7 Türk vatandaşı Libya'nın doğusunda 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşının salimen yurda getirildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'ye getirilen 7 vatandaşla ilgili onlarla telefonda konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışıyordu bu 7 Türk vatandaşı. İsimlerini de hemen aktaralım. İlker Sağlık, Doğan Kısa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak, Abdülsamet Akçay, Libya'nın doğusunda 2 yıldır asılsız iddialarla tutuklu bulunuyorlardı, alıkonuluyorlardı. İşte onlara ilişkin 2 yıldır da hem dışişlerinin hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yoğun bir çalışması vardı. Katar'ı istihbaratı da destek vermeye başladı ve bu çalışmalar neticesinde sevindirici haber geldi. 7 Türk vatandaşının salimen Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonda konuştu. 7 Türk vatandaşına geçmiş olsun dileklerini iletti ve yurda getirilmelerinde emeği geçen kişilere hem teşekkür etti hem de tebriklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Biraz önce o açıklamada vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecinde katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz açıklaması yaptı Okan Ateş. Esra Nehir, çok çok teşekkürler aktardıkların için. Devam ediyoruz. Operasyonun perde arkasını dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörümüz Çetin Erçetin'den alacağız. Çetin Erçetin, Türkler neden alıkonulmuştu? MİT süreci nasıl takip etti? Nasıl getirildi vatandaşlarımız? Özel bilgileri senden alalım. Okan, tabii böyle süreçler hassas dönemler. Özellikle Irak, Suriye ve Libya. Bu tip ülkelerde bir iç savaş süreci başladığı andan itibaren doğrudan yabancı ülke vatandaşları hedef konumuna gelebiliyor. Tabii Türkiye'nin özellikle Libya sürecine dahil olmasıyla beraber Libya'daki dengeler de farklılaştı. Özellikle Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetin ülkede giderek güç kazanması ve Trablus'un dışına Sirte'ye kadar uzanan geniş bir alana doğru ilerlemesiyle beraber tabii doğrudan oradaki vatandaşlarımız, ticaretle uğraşan yurttaşlarımız hedef konumuna geldiler. Tabii şunu hemen belirtelim, aslında bu 7 Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmesi hepimiz açısından bakıldığı zaman sevindirici bir olay. Ancak bu ilk de değil, onun altını da çizelim. Daha önce de yine aynı şekilde vatandaşlarımız alınmıştı, alıkonulmuştu ve bunlarla ilgili çok asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Hatta ben iyi hatırlıyorum, yaklaşık bir 7-8 ay önce Hataylı bir aile beni telefonla aramışlardı. Çocuklarına, hatta bir bayan, bir Hataylı aile beni aramışlardı ve o zaman hem eşinin hem kardeşinin kaçırıldığını ifade etmişti ve o zaman da biz yine Habertürk ekranlarından sıcak haber olarak bildirmiştik ve haberlerin ardından Türkiye geliş süreçleri de hızlanmıştı ve gelişleriyle beraber de zaten hızlı bir şekilde de ailesine kavuşmuştu bahsettiğimiz aile. Şimdi tabii şunun altını çizelim. Özellikle Libya'da Okan önce ikiye ayrıldı. Doğu Libya, Batı Libya ve doğuda Hafter'in güç kazandığı bir bölge vardı. Ve bu bölgede yaklaşık bizim Türk vatandaşları olarak ifade edebileceğim 500'e yakın vatandaşımız ticaretle uğraşıyordu. Ve bunlar lokantacılık sektöründe, inşaat sektöründe, tekstil sektöründe iş yapıyorlardı. Şimdi tabii böyle dönemlerde genel itibariyle insanlar yatırım yaptığı için ve yerel kabileler, yerel yöneticilerle de görüşerek gitmek ve kalmak arasında bir karar verirler. Nitekim şu an bahsettiğimiz serbest kalan 7 vatandaşımız da yine aynı şekilde Doğu Libya diye tabir ettiğimiz daha önce Hafter'in kontrolünde olan bir bölgede ticaretle uğraşan insanlardı ve bunlar da o yerel kabilelerle, yerel yöneticilerle görüşerek orada kalmayı tercih etmişlerdi. Nitekim lokantacılık sektöründe, restoran sektöründe çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Ve tabii sonrasında Hafter'in bölgeyi ele geçirmesiyle beraber ajan oldukları iddiasıyla bunlar alıkondular.
Şimdi aslında bunların dışında da vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar 2 tanesi serbest bırakıldı. Daha önce 4 tanesi serbest bırakılmıştı. Bugün 7 tanesinin daha serbest kalmasına şahit oluyoruz. Ama benim aldığım bilgiler birkaç kişinin daha olabileceği yönünde. Ancak tabii bunlar kesin bilgiler değil. Onun altını da çizelim. Çünkü bu konuda iç savaş ortamı olduğu için bazen istediğimiz anlamda şeffaf habercilik ya da şeffaf bilgileri almakta da sahadan zorlanıyoruz. Çünkü bazen sahada bir iddia olarak dolaşabiliyor. Bazen sahada Libya'daki tarafların bu konuda birbirini suçlamak için söyleyebildiği bilgiler olabiliyor. Ama şu an en azından 4 tane çok önceden serbest bırakılmış. Daha sonra 2 tane serbest bırakılmış vatandaşımız var. Bugün de 7 vatandaşımız serbest kaldı. Tabii öncelikle bunun bir de perde arkası var. Çünkü sonuç itibariyle Okan sen de demin ifade ettin. Değerli muhabir arkadaşımız Esra da aslında detayları anlattı ama bu 7 vatandaşımızla ilgili yaklaşık 8 aydır yapılan görüşmeler, pazarlıklar var. Öncelikle tabii Milli İstihbarat Teşkilatı, Katar İstihbaratı'nın da desteğiyle bu 7 vatandaşımızın sağlık durumu ve yaşayıp yaşamadığına dair sağlıklı bilgi almaya çalıştılar. 8 ay boyunca benim yine sahadan aldığım bilgiler 4 kez görüşme gerçekleştirildi ve bu 4 görüşmenin ardından en son aşamada yine Katar İstihbaratı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı'yla Trablus'ta bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşme esnasında 7 kişinin sağ salim teslim alınabileceği yerle ilgili bir görüşmenin istişarenin gerçekleştiği ifade ediliyor. Çünkü sonuç itibariyle rehine olarak ellerinde tutulan insanlar ki daha önce resmi Hafter tarafındaki makamlar tarafından alıkondukları ama daha sonra bazı çetelerin, kabilelerin eline geçtiği yönde bilgiler gelmişti. Yani işin açıkçası 8 aydır Milli İstihbarat Teşkilatı Libya'da bu süreci takip etti ki o Libya'daki ekip bu anlamda en azından sahadan gelen bilgilerin bir analizini yaptı. Burada önemli olan nokta zaten Okan bu çünkü sahada farklı farklı bilgiler gelebiliyor. Biz gazeteciler olarak da Libya'da, Suriye'de bu bilgilerin teyidi, bu bilgilerin analizini yapmak çok önemli. Her şeyden önce bu tip rehine operasyonlarında analiz kapasitesi istihbarat örgütleri için çok önemli. Çünkü farklı bilgileri bir araya topluyorsunuz, puzzle'ın parçalarını birleştiriyorsunuz ve bir karar vermek zorundasınız. O kararda rehineleri nasıl alacağınız yönünde. Çünkü sonuç itibariyle 7 kişi elinde tutan grup farklı adresler verebiliyor, farklı grupların isimlerini verebiliyor. İrtibat kurduğunuz zaman ikinci görüşmede farklı bir adreste görüşme talep edebiliyor. Ama tabii burada en önemli olan şeylerden biri de yerel unsurlar. Şimdi bu bilgi önemli bir bilgi. Çünkü ben özellikle Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda da hep altını çizerim. Havadan teknik anlamda alacağınız bilgiler ya da oradaki donanımızda alacağınız teknik bilgiler önemlidir. Ama insan kaynaklı bilgiye ulaşım çok daha önemlidir. Çünkü fiziki takibi, fiziki bilgiyi, doğru bilgiyi, teyit edilecek bilgiyi buradan alırsınız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bu anlamda Libya'da gerçekleştirilen bu operasyonda aslında önemli bir gücünün olduğunu da görüyoruz. Çünkü burada teknik takip var, 8 ay boyunca görüşme network'ü var. Aynı zamanda yereldeki 3 tane kabileye, 3 tane büyük aileyle doğrudan görüşme sağlanarak bu sürece dahil edilmeleri söz konusu ve bu sürecin içerisinde bu 3 ailenin devreye girmesi, bu grubun elinden 7 tane rehinenin alınma sürecinde ki bu 7 rehinenin sağ salimen alınması önemli. Bir de böyle bir durum var. Çünkü dünyanın farklı bölgelerinde benzer operasyonlar yaparsanız bazen istenmeyen sonuçlar da karşılaşabilirsiniz. Biz bunu Irak'ın kuzeyinde yaşadık, gördük. Gara'da hatırlayalım bir operasyon gerçekleşti evet. Ve operasyon sırasında terör örgütü PKK doğrudan rehineleri hedef almıştı. Burada da benzer bir durumun olmaması için hassasiyet, benzer bir durumun yaşanmaması için gerektiği ihtimam sonuna kadar gösterildi. Ve sağ salim 7 tane vatandaşımız alındı ve getirildiler. Bunun için gerçekten kendilerine teşekkür etmek lazım. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu anlamda Katar İstihbaratı'yla işbirliği yapıp sahadan bilgi alması, bilgiye erişmesi hem de vatandaşlarımızın 2 yıldır sabırla bekliyor olması. Çünkü böyle zamanlarda gerçekten
yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın sabır ve metanetle beklemesi de önemli. Ama tabii Okan, şunun altını çizerim. Libya'da, işte İtalya'dan, İspanya'dan, bazı farklı ülkelerden gelmiş ve kaçılmış insanlar da var. Bunlar da kendi ülkelerinin rehineliğini almak için uğraşıyorlar ama Milis Para Teşkilatı'nın, Türkiye'nin bu başarısı, 7 vatandaşın, daha önce de getirilenler var, bunları da altını çizelim, getirilmiş olması önemli bir denklem. Türkiye'nin sahadaki gücünü, pozisyonunu büyük ölçüde ortaya koyuyor. Ve şunun altını çizelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında sahada olan bütün vatandaşlarına da şu mesajı veriyor: her ne koşulda olursa olsun biz yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı hiçbir yerde bırakmadan alıp sağ salimen evine getirmekle yükümlüyüz ve büyük bir devlet olmanın da aslında önemli bir göstergesidir bu. Anladım. Peki Çetin Erçetin, çok çok teşekkürler aktardıkların için.